Şimdi şöyle başlamak lazım. Her şeyden önce artık dünyanın her yerinde göllerin kuruduğuna, işte özellikle iç göllerin büyük ölçüde sularının çekildiğine, işte denizlerde sıcaklığa değişime bağlı olarak işte Marmara'da yaşanan o müsilaj benzeri sorunların yaşandığını tanıklık ediyoruz. Akkör maalesef yakın zamana kadar, bundan bir 5-6 yıl öncesine kadar birçok kuş türünün ürediği, işte yaşam alanıydı. Yani çoğaldığı bir alan olarak karşımıza çıkarken bugün maalesef özellikle son birkaç yıldır periyotlar halinde küçüle 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 bu yılda tamamen ortadan kalkmış olarak karşımıza çıkıyor. Fakat daha bence problem olan Akgöl'ün bundan sonraki süreçte de artık karşımıza çıkamayacak olması. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Bir bütün olarak aslında dünyayı ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu orta enlemleri düşündüğümüzde orta enlemlerde yaşanan şey büyük ölçüde hem sıcaklıkta artış var hem de yağışta gittikçe azalışa yönelik bulgular elde edilmeye başlandı. Yani yağış da azalıyor, sıcaklık artıyor, yağış azalıyor. Bu da uzun süre içerisinde aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu bölge, hele işte Van Gölü Havzası gibi havzalarda çok daha ciddi sorunlarla karşılaşacağımızın işareti. İçme, kullanma suyu, yani tarım alanları sulama için gerekli olan su kaynaklarının büyük ölçüde ortadan kalkacağı bir sürece doğru evriliyor. Ve üzgünüm ya da maalesef bu süreç oldukça da hızlı bir şekilde kendini göstermeye başladı. İşte belki birçok bilim insanının, bu konudaki uzmanın ortaya çıkan raporların 2030'dan sonrası için benzer tabloları çizdiği ve bu durumları öngördüğü o olumsuz sonuçlar şimdiden hayatımıza yavaş yavaş değil maalesef çok hızlı bir şekilde girmeye başladı. Tabii işte bunun bir örneği Akgöl. Akgöl gibi birçok gölümüz artık kurumaya, alanlarının küçülmesine bundan sonra tanıklık edeceğiz. Tekrar ediyorum, asıl kötü olan taban suyunun da giderek çekiliyor olması. Yani Akgöl'e, zemine dokunduğunuzda ya da çevrede gözlem yaptığınızda o bölgedeki birçok kaynak suyunun da kuruduğunu görüyorsunuz. Sadece Akgöl'ün değil. Dolayısıyla bu da aslında uzun vadede yüzeydeki suların giderek daha alt tabakaya doğru yöneldiğini ve yeraltı suyu sisteminin büyük ölçüde bozulduğunu bize gösteriyor. Asıl vahim olan bu. Sıcaklık artıyor ve taban suyu, tam da bugün ihtiyacımız olan o taban suyu maalesef işte aşırı kullanılma sonucunda ortadan kaybolmuş. Önümüzde bizi maalesef iyi günler beklemiyor.